Geçtiğimiz günlerde birkaç Bannerlord modu çıktı. Ben de işe yarayan sağlam modları sizler için derledim. Modların linki açıklamada, son sürümü destekleyecek şekilde oynayabilirsiniz. Bir de Discord hesabım silindiğinden sunucum sahipsiz kaldı ve maalesef geri de alamadım. O yüzden yeni sunucu açtım. Linki açıklamada. Sunucuya gelip modlarla ilgili sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz veya oyunla ilgili bilgiler alabilirsiniz. Eğer yeteri kadar bilginiz varsa da rehber rolünü alıp diğer oyunculara yardım edebilirsiniz. Neyse, uzatmadan hemen ilk modumuza geçelim. Bu moddan yorumlarda çok bahsettiniz. Ben de göstereyim dedim. Modumuz 1100 yılında Avrupa'da geçiyor. Zaten Lemmy'nin Avrupa haritası modunun üstüne kurgulandığını anlamışsınızdır. 1100 yılında geçtiği için Selçuklular da olaya dahil oluyor. Zaten şu anda Anadolu'nun yarısına kadar gelmişler. Sol tarafta Bizans hala varlığını koruyor. Modda birlikte kullanmanızı tavsiye ettiğim bir mod daha olacak. Onu da birazdan göstereceğim. Ondan önce krallıkları gösterelim. Bayağı bir krallık var. Buradan önemli olanlardan bahsedecek olursak. Mesela Bizans var, Ruslar var, Selçuklular var, Fatimiler var. Ama genel olarak küçük krallıklar bulunuyor. Avrupa'ya geldiğimizde de daha belli oluyor bunlar. Selçuklular birazcık daha Anadolu'nun doğu kısmını kapsıyor. Aşağı indiğimizde Fatimilere falan da rast gelebiliyoruz. Burada zaten Anadolu'nun bazı şehirlerin ismi değiştirilmiş. Konya ve Ankara olarak. Tavsiye ettiğim mod zaten isim değiştirme modu olacak. Şehirlerin ismini değiştirebiliyorsunuz. O da şu şekilde oluyor. Örnek olarak ben şimdi şu şehri bir fethedeceğim. Hile yoluyla bir kendimi alıvereyim. Şehri aldıktan sonra içine girip rename settlement derseniz isteriniz herhangi bir ismi verebilirsiniz. Örneğin buraya artık İznik diyebilirsiniz. Rename dedikten sonra şehrin isminin değiştiğini görebiliyorsunuz. Bu da oyuna daha gerçekçi bir hava katıyor. O yüzden tavsiye ediyorum modu. Son sürümü destekliyor. Bu modda birlikte kullanabilirsiniz. Modu daha fazla anlatmaya gerek yok. Bayağı bir krallık var. Artık siz oynaya oynaya keşfedeceksiniz. Bazı kısımlarda bayrak hatası olabiliyor ama siz oraları fethettikçe kendi bayrağınız orayı alacaktır. Bunların sebebini bilmiyorum. Bakın bazı yerlerde de var. Oyuna başlarken zaten bayağı bir medeni seçebiliyorsunuz. Bunların içinde Türkler de var. Türkler bir nevi Selçukları temsil ediyor. Zaten at konusunda da iyiler. Atları alırken daha ucuz alıyorsunuz. Bir nevi Bannerlord'un orijinalinde kuzeyde denk geliyor. Bir de eğer güçlü bir bilgisayarınız varsa bu modu tavsiye ediyorum. Çünkü haritada bayağı bir grafiksel anlamda gelişme var. Ağaçlar olsun, kayalar olsun. Bunlar Bannerlord'un orijinal haritasına göre çok kaliteli. Şöyle yakınlaştırdığımda da normal savaş alanındaki gibi gözüküyor. O yüzden güçlü bir bilgisayarınız yoksa bu modu kullanmayın. Hemen ikinci modumuza da geçelim. Sıradaki modumuz Bannerlord'un orijinal haritasını geliştiriyor. Şöyle tüm haritayı gösterdiğimde tüm krallıkların değiştiğini ve bayağı bir yerleşke eklendiğini görüyorsunuz. Bu mod Bannerlord Expanded adında bir modu ekstra olarak kullanıyor. O yüzden yerleşkeler fazla. Eğer normal oyunu bitirdiyseniz ve sıkıldıysanız ekstra bir DLC mantığıyla bu modu oynayabilirsiniz. Gerçekten oyuna çok fazla şey ekliyor. Bakın en uç noktalarda bile şehirler bulunabiliyor. Bir de haritanın kendisini özelleştirmişler. Çoğu noktada böyle yollar falan daha belirgin hale getirilmiş. Hatta bazı yerlerde de özel işlemeler var. Şurada göstereyim mesela. Buraya sur gibi bir şey inşa etmişler. Hatta adada da bir tane krallığımız var. Bu da şöyle bir tane yerleşkesi bulunan, adı neymiş bunun? Explorer Guild adında bir krallıkmış bu. Tek bir tane yerleşkesi bulunuyor. Buraya nasıl gideceğiz? Gemi mantığıyla. Oyunda gemi sistemi de bulunuyor. Şöyle denize tıkladığımda herhangi bir yeri özgürce dolaşabiliyorum. Yakından göstereyim gemimi. Mesela şuradan karaya çıkmak istediğimde hemen limanı buluyor ve oradan karaya çıkıyor. Hatta bakın şöyle şurada bir tane yerleşke vardı. Az önce onu görmüştüm. Buraya da göleti engellemesi için taş sur inşa edilmiş. Çeşitli noktalarda bu gibi motifleri denk gelebiliyorsunuz. Askerlere bir bakalım. Ben oyuna başlarken bu medeniyeti seçtim. Mavi olan krallığı. Bir de bana at vermediler. Krallığın sanırım at kültürü yok. Şöyle bir bakalım. Askerlere baktığımızda renkleri çok hoş bu arada. Genelde mızrak kullanan askerler ile topuz kullanan askerler var. Şövalyemsi tarz askerler birazcık fazla. Özel zırhlar kullanıldığını zaten görüyorsunuz. Kesinlikle oyunu bitirdikten sonra bunu oynamanızı tavsiye ediyorum. Neyse, geçelim diğer modumuza. Üçüncü modumuz da haritaya etki ediyor ama daha çok askerleri ilgilendiriyor. Haritaya şöyle genişçe baktığımızda çok da değişen bir şey olmadığını görüyoruz. Sadece birazcık krallık bayraklarının renkleri değiştirilmiş. Ama dediğim gibi asıl olay askerlerde. Bu mod oyuna 7. seviye bir asker sınıfı ekliyor. Bakın şöyle ansiklopediye girdiğimizde asker kısmına girersek, buradan da seviye göre sırala dersek 7. seviye askerleri görebiliriz. Oldukça da fazla. Her kralın 7. seviye askerleri bulunuyor. Üst kısımdan bir başlayalım. Bu arada tüm krallıkların askerleri tamamen değişiyor. Çünkü bu modla birlikte ekstra 6 tane daha mod indirmeniz gerekiyor. Ama merak etmeyin, bunlar kurulması zor modlar değil. Hepsi birbirine benziyor. Şöyle ben ekran görüntüsü olarak göstereyim. Modun kendisi hiçbir şey yaramıyor.
Bu aslında diğerleri destekleyen bir mod. Her krallık için bir mod indiriyorsunuz. Çünkü hepsini düzenleyen asker modları bunlar. Hepsini yüklemek zorunda değilsiniz ama ben hepsini kurmanızı tavsiye ediyorum. Zaten yine linkleri bunların açıklama kısmında olacak. Oradan tek tek indirmenizi tavsiye ederim. Şimdi gelelim ansiklopediye. Mesela Asire'nin 7. seviye askeri bu şekilde gözüküyor. Sembolde şöyle yıldız şeklinde bayağı bir asker sınıfı eklenmiş ve develer de var. Oyunun orijinalinde Asareliler Arap devleti olmasına rağmen deve kullanmıyor biliyorsunuz. Ama bu modla artık kullanıyorlar. Bakın burada da var 6. seviye bir deve kullanan asker. Batanya'nın 7. seviye askeri bu şekilde gözüküyor. Maskesi bayağı bir iyi. Maske değil artık miğfer bu. Mesela imparatorlukların katafrakları 3'e ayrılmış. Birincisi normal katafrak, ikincisi ağır katafrak, üçüncüsü ise elit katafrak. Elit olan zaten son seviye 7. seviye bir asker oluyor. Kuzeyt'in 7. seviye askerleri bu şekilde yine atlı olarak geçiyor. Bakın böyle. Yani genel olarak bu şekilde farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız modu kesinlikle öneriyorum. Bannerlord artık bana çok kolay gelmeye başladı diyorsanız bu mod tam size göre. Oyunu harbiden çok zorlaştırıyor. O yüzden yeni başlayan oyunculara bu modu önermiyorum. Bu modla birlikte artık her girdiğiniz savaşta ölme ihtimaliniz var. Normalde canımız bittiğinde bayılıyoruz. Anca %10 ihtimalle falan gerçekten ölebiliyoruz. Belki denk gelen olmuştur buna. Bu mod bayıldığınızda sizi ölmüş kabul ediyor. Yani canınız tamamen bittiğinde direkt ölüyorsunuz. Öyle her canınız istediğinde düşmanın arasına dalıp yargı dağıtamayacaksınız artık. Taktiksel davranmanız gerekiyor. Bence oldukça hoş, oyunu daha ciddiye almanızı sağlıyor. Tabi eğer herhangi bir yakınınız yoksa oyun tamamen bitiyor. O yüzden eğer hikayeli oyunda oynamıyorsanız kardeşiniz olmayacağından dolayı bir an önce evlenin ki olası bir ölümde eşinize geçip serüveni devam ettirebilirsiniz. Bu mod oyunun çeşitli dallarına yenilik getiriyor. Örneğin artık herhangi bir şehirde para ödeyip turnuva başlatabilirsiniz. Turnuva başlatma bedeli 10.000 dinar. Tabi bunu modun ayarlarından yapılandırabiliyorsunuz. Paranız oldukça bu turnuvaları başlatmanızı tavsiye ediyorum. Özellikle fazla soylu olan bir şehirde başlatırsanız verdiğiniz paradan daha çok değer olan bir ekipmana denk gelebilirsiniz. Modun bir diğer özelliği ise köylere han getirmesi. Her köyde köylülerin toplanıp eğlenebileceği, üstüne bir de yoldaş bulabileceğiniz hanlar var. Oldukça da nezih bir ortam. Hatta bakın burada sanatçılar Kürdistan şarkısı çalıyor. Kalelere geldiğimizde yoldaşlarımızı eğitebileceğimiz eğitim alanları var. Herhangi bir yoldaşınızı buraya götürüp becerilerini geliştirebiliyorsunuz. Burada hoşuma gitmeyen nokta sadece sizin zamanınızı alıyor. Herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Belki modun ayarlarından bunu da değiştirebiliyorsunuzdur ama ben kontrol etmedim. Yoldaşı ettikten sonra isterseniz gücünüzü test etmek için düello yapabilirsiniz onunla. Ben ilk düello de kolayca aldım. Daha yoldaşım tam pişmemiş. İkinci düello da ise bir şeyler öğrensin diye kendimi savuruyormuş gibi yaptım. Ama hala kat edecek çok yolu var. Modun son özelliği ise bir kaleye gidip askerleriniz için parti verebiliyorsunuz. Bu partiyi başlatırken 5000 dinar ödemelisiniz. Ama karşılığında askerlerinizin morali yükseliyor. Hazır kaledeyken devam edelim. Bu modun olayı basit. Artık kalelerden de asker alabilirsiniz. Üstelik kaledeki askerler özel askerler. Hani direkt 2. seviyeden başlayıp 6. seviye olan askerler var ya onlar. Bir ara kontrol ederken Hakkun Kalesi'nde 4. seviye bir kuzey torgulu gördüm. Şansınız varsa size de denk gelebilir. Tabi eşrafla ilişkim iyi olmadığından dolayı alamadım. Bayağı sağlam askerler var ama. Sıradaki modumuzun amacı çok ama çok basit. Direkt şöyle iki video olarak göstereyim. Anlamışsınızdır zaten. Konuşma esnasında arka planı daha gerçekçi yapıyor. Eskisinde bildiğiniz arkayı paint ile boyamış gibi durduğundan bu modu da kullanabilirsiniz. Bu mod oyundaki tüm haydut, çapulcu, yağmacı gibi birliklerin boyutunu arttırıyor. Artık daha tehlikeliler ama öyle absürt denilecek derecede sayıları yok. En fazla 50 kişilik birlik gördüm. Sığınağın olduğu yerlerde bunları rastlayabilirsiniz. Ayrıca rütbeleri de arttı. Hayduttan türeyen 6. seviye bir asker görebilirsiniz. Bir de bu modu forberry ile kullanırsanız var ya, değmeyin keyfinize. Kadın haydut ve çapulcu olduğunu da söyleyelim, gözümüzden kaçmasın. Çoğu kişi haklı olarak atölye ve kervanların gelirini çok düşük buluyor. Bu mod ile birlikte sadece atölyelerin gelirlerini istediğiniz gibi arttırabilirsiniz. Modun ayarlarından default 200 dinar olarak ayarlanmış. Bunu en sağa çekin, zaten en fazla 600 oluyor. Alttaki ayar ise bu gelirin çarpanı. Örneğin 2x'i ayarlarsanız 600'den 1200'e çıkıyor. Oyundan keyif alacağınız şekilde bunu istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben burada bir deneme yaptım. Bütün ayarları en sona çektim. Yani 600'de 10'u çarpalım. En fazla bana 6000 dinar vermesi gerekiyor bir atölyenin. Zamanla bu sınırı zaten erişiyor. Şu anda da görüyorsunuz. Tabi bence bu kadar arttırmayın. Eğer böyle yaparsanız oyun çok kolay olur. Zaten birden fazla atölye açtığınızı varsayarsak bunu düşük tutmanız mantıklı olacaktır.
Bu modun da işlevi hoşuma gittiğinden dolayı listeye ekledim. Olayı soldaki bildirim panelinden gereksiz haberleri kaldırması. Modun ayarlarına girdiğinizde herhangi bir bildirimi istediğiniz gibi yapılandırabilirsiniz. Mesela bana kimin hangi turnuvayı kazandırdığını bildirme kardeşim. Bana ne yani, değil mi? Veya birisi öldüğünde eğer benim krallığımdaysa bildir ya da biri doğum yaptığında bu kişi sadece benim klanımdaysa bildir gibi detaylı ayarları var. Modu indirdikten sonra bu ayarlara kesinlikle bakmanız gerekiyor. Kendinize göre önemli olmayanları filtreleyin derim. Bu modu da sonradan fark ettim. Abi adamlar oyuna keleş eklemişler. Kısacası modu indirip hikaye simülatör yapabilirsiniz. Neyse modlarımız bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Videosunu çekmemi istediğiniz herhangi bir mod varsa yorumlarda belirtin. Discord sunucuma da bekliyorum. Eğer Bannerlord oynuyorsanız kesinlikle faydasını görürsünüz o sunucunun. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.